Evet, herkese merhaba. Yeni bir söyleşiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Çağdaş. Benim Almanya'daki ilk arkadaşlarımdan. Uzun yıllardır burada. Kendisi birazdan kendisini tanıtacak. Almanya'da mühendislik okudu. Yıllardır da biz aslında görüşmüyoruz. Bu sebeple de online da olsa görüşme imkanımız oldu. Çağdaş, hoş geldin Deutschland YouTube kanalımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Hayat nasıl gidiyor? İyisin. Ya iyiyiz. Allah'a şükür keyifler yerinde. Şu aralar malum herkes gibi koronanın bir an önce bitmesini bekliyoruz. Aynen. İstersen kendini kısa bir tanıt. Ne zaman geldin Almanya'ya? Ne okudun? Ne yapıyorsun şu anda? İsmim Çağbaş Dönmez. 1986 İzmir doğumluyum. Esasında Türkiye'deki zamanımın büyük çoğunluğunu Ankara'da geçirdim. Ortaokul, lise ve üniversiteyi Ankara'da okudum. Lisans eğitimi biter bitmez 2008 yılında Ekim ayının sonunda, hatta Cumhuriyetimizin 85. kuruluş yıl dönümü tam 29 Ekim 2008'de Almanya'ya ilk kez ayak bastım yüksek lisans yapmak için. Yüksek lisans bittikten sonra da Almanya'da kalmaya karar verdim. O zamandan beridir de kesintisiz Almanya'da yaşıyorum. Tamam. Türkiye'de ne Şu yapıyorsun? anda ben Türkiye'de lisansımı elektrik elektronik mühendisliği üzerine yapmıştım. Almanya'da daha sonra, neyse sen sor, en azından Ha, öylesi yok, iyi. size sordum. Hangi üniversiteyi bitirdin Türkiye'de? Bitirdin üniversite hangisiydi? Türkiye'de ben esasında şeydi, yani 2004 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ni bitirdim. Oranın ilk mezunlarından biriyim. Dediğim gibi elektrik elektronik mühendisliği üzerine lisans eğitimimi aldım. Almanya'da ise esasında orada biraz bilgi vermem gerekecek. Şöyle ki, ben elektrik elektronik mühendisliği okurken açıkçası çok da keyif almadığımı, bundan çok da haz almadığımı fark ettim. Çünkü eğitimimiz çok teorikti. Esasında ben bunun biraz da Türkiye'deki imkanlardan kaynaklandığını düşünüyordum. Elektronik mühendisliği okurken, yani lisansın ilk yılında biz bilgisayar bilimlerine giriş dersi almıştık ve orada Java ile nesne tabanlı programlama geliştirme üzerine bir ders öğrenmiştik ve çok hoşuma gitti. Gerçekten çok da keyif aldım dersi yaparken. Açıkçası hani ileriki yıllarda da biraz kendi kendime programlama öğrendim. Ve bundan yani bunu hani bir profesyonel kariyere dönüştürme fikri doğdu bende ve o yüzden ben Almanya'da bilgisayar mühendisliği okumak istedim. Yani yüksek lisans tercihimi bunun üzerine yaptım. Tamam. Hangi üniversite yaptın yüksek lisansını? Şimdi şöyle ki, yani biz seninle ilk tanıştığımızda ben Duisburg Essen Üniversitesi'ne gelmiştim. Orada esasında oraya ilk tercih etmemin sebebi şuydu. Hani hem bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programına bana kabul vermişlerdi, hem de programın bana İngilizce olduğunu söylediler. Fakat tabii maalesef öyle gerçekleşmedi. Ben de açıkçası en başlarda pek de bir cesaret edemiyordum. Yani İngilizce yapma fikri bana daha çok daha cazip geliyordu. Almancadan biraz korkuyordum. Hani yani yeni bir dil, becerebilir miyim, beceremez miyim gibi kafamın arkasında düşünceler vardı. O yüzden esasında geldikten kısa bir süre sonra ben ilk yılımda Almanca kursu yapmaya karar verdim. Ondan sonra da Berlin Teknik Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Orada bölümün Almancası esasında Technische Informatik. Türkçe çevirdiğiniz zaman esasında bilgisayar mühendisliği oluyor bölümün ismi. Fakat şöyle bir gerçek var. Şimdi Türkiye'de üniversitelerde okutulan bilgisayar mühendisliği esasında tam bilgisayar mühendisliği değil. Yani o bölümün orijinal ismi, İngilizcesi Computer Science. Computer Engineering değil. Bu Technische Informatik'in esasında, yani o ismi İngilizceye çevirdiğiniz zaman Computer Engineering oluyor. Yani tam manasıyla Türkiye'de okutulan bilgisayar bilimleri, daha doğrusu işte bilgisayar mühendisliği ismiyle geçen bölümle aynı değil. Yani bu biraz daha benim okuduğum bölüm hem elektronik mühendisliği ile ilgiliydi hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgiliydi. Ve bu iki disiplinin de ortak kullanım alanlarıyla ilgilenen, yoğunlaşan bir bölüm. Yani ben bunu belirtmek gerektiğini düşünüyorum o açıdan. Hani en azından gençler burada bilgisayar mühendisliği okumak isteyenler, en azından hani bu küçük bir tavsiye onlara, informatik bölümlerine yönelsinler. Türkiye'de bilgisayar mühendisliğinden mezun olan arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sen TU Berlin'den kabul aldın ama Türkiye'de okumuş olduğun bölüm farklı bir alanda. Elektrik, elektronik Evet. mühendisliği, informatik aynı bölüm değil. Peki sen hani yüksek lisans kabulü verirken bir zorluk çıkarmadılar. Mesela böyle durumlarda bazı üniversiteler şöyle yapar. Farklı bir alana başvuru yaptıysan derler ki hani bizim yüksek lisans programına tam uymuyor almış olduğun eğitim. Fakat şu dersleri lisanstan tamamla.
Mesela bilgisayar bilimleri olsun, evet. Matematik bilgisayar. Öyle bir şey çıkardılar mı sana hiç TU Berlin'de? Bana öyle bir şey çıkardılar. Aynen tam bu senin tarif ettiğin gibi oldu. Esasında zaten başvuru sürecinde ben lisans programında aldığım derslerin hani transkriptini göndermiştim onlara. Onlar da baktılar, incelediler. Esasında şöyle bir durum vardı. Ben mesela başvurmadan önce sadece Berlin Teknik Üniversitesi'ne değil aynı zamanda diğer başka üniversitelere de başvurmuştum. Onlara tabii hani yazışmalar esnasında söylemiştim. Ben bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Elektronik mühendisliğinde yüksek lisans yapmak istemiyorum diye. Bazı üniversiteler direkt olarak hani yani biz bunu kabul edemeyiz zaten diyorlardı. Berlin Teknik Üniversitesi'nde o dönemde çok hatırlıyorum üniversitenin resmi sayfasında, bölümün resmi sayfasında hatta şu bilgi geçiyordu. Elektronik mühendisliği lisans mezunları için de esasında bu yüksek lisans programı uygundur. Fakat denkliğinizin olup olmadığını veya bu programa kabul alıp alamayacağınızı görmek için lütfen bize transkriptinizi gönderin diye bildiriyordu. Ben de kendilerine gönderdim yani bunun üzerine başvuru sürecinde ve orada şuna baktılar. Esasında bölüme kabul alabileceğimi söylediler. Fakat lisanstan iki tane ders tamamlamam gerektiğini söylediler bana. İnformatik ilgilidir onlar da büyük ihtimalle. Bilgisayarla. Tabii yani bir tanesi esasında sistem programlama dersiydi. Orada biraz daha hani şimdi bu yani bunu tabii bu videoyu şu anda yani bilgisayar mühendisliği veya elektronik mühendisliği okumak isteyen arkadaşlarımız da izliyorlar. Onlara şöyle söyleyeyim hani bu iki dersinden bir tanesini bu sistem programlama dersi vermişlerdi. Bu biraz daha hani şöyle söyleyeyim C diliyle yapılan programlama içerik üzerineydi. Öbür derste veri yapıları ve algoritma dersiydi. Onda da daha çok Java ile programlama dilini kullandık. Oradaki konseptleri öğrendik. Esasında şunu gerçekten belirtmem gerekiyor. Benim mesela mesleki olarak şu anda hala daha hayatımda kullandığım birçok şey, birçok temel bilgiyi gerçekten o veri yapıları ve algoritmalar dersinde öğrendim. Yani bana gerçekten kişisel gelişimin faydaları bahanesinde çok şey kattığını söyleyebilirim. Tamam. Peki TU Berlin çoğu, yani herkesin hayali, Türkiye'den özellikle gelen öğrencilerin ilk düşündüğü üniversiteden bir tanesi. Oraya kabul alırken Türkiye'deki ortalaman kaçtı? Ben açıkçası Türkiye'deyken 2.85 ile mezun olmuştum ben 4 üzerinden. Tabii hani bunu bütün arkadaşlarımız bilirler şimdi yani. Fakat kendi döneminden bir arkadaşım daha var. O da benimle aynı bölümde mezun, aynı bölüm okudu, aynı programı bitirdi. Kendisi 2.20 ortalama ile mezun oldu. Fakat o elektrik elektronik mühendisliğinde yüksek lisansını yaptı. Kabul alırken onda herhangi bir zorluk çıkmadı. Yani esasında Berlin Teknik Üniversitesi'nin biraz daha kabul politikası o zamanlarda şöyleydi. Hani birincisi İngilizce bilgisi, ikincisi evet. Almanca bilgisi ve üçüncüsü de hani akademik yani görmüş olduğunuz derslerin lisans programının yüksek lisansa uygun olup olmadığıydı. Yani bu derslerin içeriğiyle ilgili bir durumdu. O yüzden tabii şu anki kabul şartları neler bilmiyorum ama o dönemlerde ortalamanız açıkçası çok da bir önem teşkil etmiyor. Yani. O zamanlar şöyle bir şey var. Doğru, TU Berlin büyümek isteyen bir üniversiteydi. Yani büyümenin yolu daha çok üniversite, özellikle international öğrenci almaktan geçerdi. Ve bir ara başvuru yapan çoğu herkesi aldılar. Şu anda mesela aynı durum bazı diğer büyük üniversitelerde var. Örneğin Karlsruhe Teknik'te vardı. Şu anda biraz daha yavaşladı o. Yani 2-3 sene önce neredeyse başvuru yapılan çoğu öğrenci kabul ettiler. Çünkü büyümek istiyordu üniversite. TU Berlin'de o büyüme durdu. Belli bir şey seviyeye ulaştılar zaten artık. Ki zaten Almanya'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Yani bunu demişken şunu da belirteyim. Hani Teknik Üniversite Berlin dediğimiz gibi Almanya'nın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Avrupa'da da belli bir sıralamaya sahip. Peki zorlandın mı? Yani en çok merak edilen açıkçası şu, o konuda biraz daha sana derinlemesine bilgi verebilirim. Hani şu soruyu. Yani zorlandın mı? Saçma soru. Şöyle pardon sözü zorlandın mı? Ya yani zorlanmışsındır mutlaka ama mesela nasıl zorlandın? Nerelerde zorlandın? Ne kadar zorlandın? Özellikle zorlandın dersler oldu mu? Sistemde bir sıkıntı çektin mi? Alışma süreci vesaire. Şimdi açıkçası ben tabii şöyle söyleyeyim. Yani gerçekten zorlandığımı söyleyebilirim. Çünkü birincisi yani buradaki Alman yüksek okullarındaki çıta gerçekten yani oldukça yüksek. Hani bunu kendim orada esasında yüksek lisansım benim 4 yıl sürdü. Normalde programı bitirmek 2 yıl sürüyor. Fakat şöyle bir anekdot var. Bunu belirtmem gerekiyor. Şimdi okula başladığınız zaman size Ausländerbehörde 2 yıllık oturum izni veriyor Berlin'de. Yani Berlin Brandenburg eyaletindeki öğrencilere hani oturum izni verme politikası öncelikle 2 yıl.
daha sonraki duruma göre, akademik durumuna, ilerleyişine göre, ona göre bir sene, birer sene uzatıyorlardı. Şimdi ben ilk 2 yıllık oturumumu sorunsuz bir şekilde aldım. Ertesi sene gittim, bir sene daha uzatma aldım. Artık şimdi ikinci uzatmaya gittiğimde bana oradaki çalışan memur beyefendi şunu demişti. Şimdi sen, bu senin ikinci uzatman. Açıkçası hani okuldaki durumun ne? Biz bunu görmek istiyoruz. Yani öğrenci vizesini maalesef kötü niyetli kullanan birçok insan var. Yani gerçekten sen okuyor musun, okumuyor musun? Ya biz bunu şey yapmak istiyoruz. O yüzden okuldan bir kağıt getir demişlerdi. Benim de yani biraz tesadüf olarak tam benim o dönemde sınavlarım hepsi bitmişti. Hepsini geçmiştim. Toplamam gereken bütün kredileri toplamıştım. Artık yüksek lisansım kaldı. Ve yüksek lisansımı yapacaktım. İşte okula gittim. Hani bu akademik olarak ilerleyişimi gösteren o belgeyi alırken oradaki okulda çalışan beyefendi bana dedi ki yani esasında şöyle bir durum var dedi. Biz bununla çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var dedi. Hani öğrenciler ailelerinden bazıları destek alıyorlar, bazıları kendi kendilerini finanse ediyorlar hem okuyup hem çalışıp. Yani bu dönemi ortalama, yani bu programları elektrik, elektronik mühendisliğini veya bilgisayar mühendisliğini ortalama bitirme süresi 6 veya 7 dönem dedi yani. Hı-hı. Ama 8 veya 9, hatta 10. dönemde bitiren çok fazla öğrencimiz oluyor dedi yani. O yüzden dedi esasında evet. Bu çok gerçekten dedi hani bu okulun yani ne kadar zorlayıcı olduğuna dair bence çok güzel bir delil. Yani bunu söylemem gerekiyor. Peki, yani özellikle zorlandığın dersler akademik olarak yani, bürokratik olarak değil de akademik olarak nerede, nasıl zorlandın yani? Biraz okullar. Şimdi açıkçası şöyle söyleyeyim, ben biraz disiplin değiştirdiğim için bu biraz kendi işimi zorlaştırdı açıkçası. Sırtımdaki yükü kendi kendime biraz ağırlaştırdı ama ben şuna inanıyorum. Gerçekten hani bir insan yani Türkiye'de olsun, Almanya'da olsun hiç fark etmez. Yani sevdiği mesleği yapmalı, keyif aldığı şeylerle uğraşmalı yani. Ve ya bunu yapmadığınız zaman gerçekten bu sizin üzerinizde çok ciddi bir manevi yük oluşturuyor yani. Ben bu öncelikle yani biraz bu videoyu izleyecek olan arkadaşlara onu tavsiye ederim. İkincisi yani farklı bir disiplinden geldim. Çok farklı bir disipline yöneldi ve gerçekten bu beni hani mesela bilgisayar mühendisliği ile ilgili dersleri ilk aldığımda temel bilgim olmadığı için ya da yeteri seviyede olmadığı için bu beni ciddi manada çok zorladı. Özellikle bilgisayar mühendisliği dersleri yaparken bu beni gerçekten zorladı. Şimdi bunu şöyle söylemem gerekiyor. Ben esasında biraz daha elektronik mühendisliğine yakın dersleri de alıp çok da zorlanmadan açıkçası. Tabii gene zor. Yani hani çok ciddi disiplinli ve çalışmanız gerekiyor. Her gün takip etmeniz gerekiyor. Ben yani şunu söyleyeyim birincisi. Burada dönem 6 ay sürüyor yaklaşık. Hani Ekim ayından Nisan ayına kadar. Ve ben işte 4 ay yatayım, eğleneyim, partilere gideyim. Son 2 ay oturayım, ders çalışayım falan. Eğer bu düşüncedeyseniz bence bundan hemen vazgeçin. Yani kesinlikle ve kesinlikle. Ayın her günü yani dönemin başından, sömestrinin başından, sömestrinin sonuna kadar, son final sınavına girene kadar her gün bir kere çalışmanız gerekiyor. Her gün dersi düzenli takip etmeniz gerekiyor, evet, ödevi yapmanız gerekiyor, projeyi yapmanız gerekiyor. Yoksa ben söyleyeyim çok ciddi hayal kırıklığına uğrarsınız. Mesela sen ne kadar çalışıyordun, kaç saat çalışıyordun günde ve haftalık? Valla açıkçası ben şöyle söyleyeyim yani şimdi Berlin deyince hani birçok insanın aklına böyle işte partiler, eğlenceler falan böyle underground kulüpler falan geliyor ama gerçekten benim yaşadığım Berlin'deki hayat çok başkaydı. Ben sabahleyin kalkardım hani kısaca bir kahvaltımı yapar ondan sonra bilgisayarımı alır, kitaplarımı alır direkt kütüphaneye giderdim ve her gün kütüphanede 4,5 saat belki 5 saat her gün ders çalışıyordum. Yani abartmıyorum. Gerçekten bunu yaptım yani. Hani ve şöyle söyleyeyim. Biz 4,5 ve 5 saat çalışmaya rağmen sınavdan yani buradaki Almanya'daki notlandırma sistemini önceki videoları da söylediğini tahmin ediyorum. Evet. Biz sınavları açıkçası 3-0'la geçtiğimiz zaman hatta bazı dersleri 3.7 ile geçtiğimiz zaman senin için havalara uçar. Yani bütün dönem çalışıyorsunuz. Aldığınız not hani belki 1-0, 2-0 bir şey yani, yani 2-0 olsun. Almak falan ya da yani yok yani 3.7 olsun bizim olsun. Yani 1-0 olsun bizim olsun yani. Acaba o şekilde çok var böyle dersler vardır. Zorladı. Peki dil olarak nasıl zorlandın mı Almanca? Yani bir de şöyle bir şey var aslında benim garipsediğim bir noktaydı. Şimdi ben seni hani kişisel olarak da tanıdığım için senin İngilizcen İlk geldiğinde Almanya çok çok iyiydi. Yani iyi derken şöyle söyleyeyim. Hala çok iyi. Yani 15 sene geçti de. Yani o dönem daha bilmiyorum şimdi. Şöyle söyleyeyim. Buraya gelip İngilizce yüksek lisans yapan arkadaşları tanıyordum. Ve onlardan İngilizcen çok çok daha iyiydi. Hani sen buna... Ya estağfurullah. Yani, ya öyle şimdi mütevazı olmuyor. Şimdi sen ona rağmen bir risk aldın ve Almanca hazırlık okulun A1'de mi başlamışsın? Hatırlamıyorum. Tam hatırlamıyorum. Ben yani, şöyle ki... Almanca yoktu.
Ya açıkçası ben ilk geldiğinde gerçekten hani çok da Almanca biliyordum diyemem. Yani hani işte merhaba nasılsın? 1, 2, 3 çok basit çok temel şeyleri biliyordum sadece. Ama mesela Almanca dil bilgisine dair hani çok da bir bilgim yoktu açıkçası. Yani ben seninle mesela tanışıp ondan sonra hani Essen'de o dil kursuna başlayana kadar gerçekten hani yani orada ilk derslerden sonra dedim ki abi gerçekten ben Almanca bilmiyormuşum dedim. Şimdi o süreç olarak şöyle işledi. Ben A2'den başladım. Yani orada ben hani öğretmenlerle bir konuştum. Yani kısaca bir seviye tespit yaptılar bana. Hani Almancası bunun aynı şey yok. Dediler ki sen en iyisi A2'den başla. Ve A2'de başladım. Her gün yani günde 5 saat Essen'de kursa gidiyordum. Yaklaşık evde de kendim 2 saat falan oturup öğrendiğim şeyleri tekrar ediyordum ve ödevleri yapıyordum. A2'yi bitirdim. B1'e geçerken bir tane hocamız vardı. Hiç unutmuyorum kendisi. Bana 3 hafta sonra şey söyledi. Dedi ki yani hani ben seni gözlemliyorum. Gerçekten hani sen birçok şeye de hakimsin. Bence artık sen B2'den devam. Hani B1'i yapma. Boşu boşuna burada vakit kaybetme ki B1 genellikle A2'nin tekrar şeklinde gerçekleşiyor Kimdi demiştim. ya? Kimdi Sağ o? Gürcistan'dan gelen bir hanımefendiydi. Yani Aşvin mi? sima Aşvini değil. Aşvini Hintli. Lütfen. Yani Aşvini değil. Ama Aşvin de benim hocamdı A2'de. Bir tane Polonyalı Kasia vardı galiba. Katajina ismi. Bir de Aşvini bir de o Gürcistan'dan gelen hanımefendi. O bana şey söyledi yani hani bu konuşmayı biz birebir özel yanı aramızda. Ben B1'e başladıktan 3 hafta sonra artık B2'de devam ettim. B2 biraz daha hani tabii şeydi orada artık iyice derinlemesine bir şekilde öğreniyorsunuz. Yapıyorsunuz. B2'yi de tamamladım. Sonra C1'e gittim. C1'e başladım. Gerçi şunu da söyleyeyim. C1 12 hafta sürüyordu o kurs. Ama ben yarısında sıkıldım ve bıraktım açıkçası. Biraz tembellik yaptım. Ama yani C1'de ciddi manada esasında şöyle bir şey var. Çok da yeni bir şey öğrenmiyorsunuz. Yani genellikle artık biraz daha DSA'ya yönelik ya da TESDAF'a yönelik bir hazırlanma süreci. C1 ve C2. Ben soruna cevaplarsam toplam yaklaşık 7-7,5 aylık bir sürede A2'den C1'e eriştim. Ondan Evet. sonra ve sen Ahın'da bulmuşsun. Sınavı da sen ayarlamıştın hatta hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorum? Ahın'daydı. Sanırım yok sen hazırla. Sen Teknik akıl mıydı? Fahoşul akıldı değil mi orası? Sınav yazdığın yer. Fahın ya Fahoşule Ahın'dı. Aynen. Öyle Hatırlıyorum ve hatırlıyorum. galiba Haziran aylarının ortasındaydı sınav. Ben Duisburg'dan işte oraya gitmiştim. Ya Allah'a şükür geçebildik yani sınavı. Yani A2 ile başladın, V7 ayda geçtin DSA'yı. Evet ama tabii şunu da söyleyeceğim yani esasında ben ciddi manada esasında İngilizce iyi derken onu da söyleyeyim biraz açıklık getireyim buna. Ben Türkiye'de Anadolu Lisesi mezunuyum. Ve Anadolu Lisesi'nin de esasında şeyim yani ilkokuldan sonra Anadolu Lisesi'ne giren son nesil benim. Yani benim jenerasyonum. Ve benim arkadaşlarım hala daha hani lisedeki arkadaşlarım, Anadolu Lisesi'nden görüştüğüm arkadaşlarım. Gerçekten onların da çok iyi. Bazılarının çok, İngilizcesi çok iyi. Biz orada kapsamlı bir İngilizce eğitimi aldıktan sonra açıkçası Almancayı öğrenmek de çok da bir problem olmadı benim için. Yani 3 aşağı 5 yukarı hani ben birçok kalıpları, birçok gramerle ilgili şeyi, kelimeleri falan yani birçok şeyi çok paralel buluyorum. Tabii ki aynı değil. Tabii ki iki dilin de kendine özgü çok farklılıkları var ama ben şunu düşünüyorum. Yani Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlarımız için iyi İngilizcesi olanların ben Almancayı öğrenmelerinde çok da zorluk yaşayacaklarını düşünmüyorum. Tabii İngilizce onun olduğu için yani dile hakimsin, Almanca biraz daha onda da etkisi olabilir. Yani çalışkanlığın dışında. Ya tabii ki şimdi şu var yani birincisi Almanya'da ben şunu söyleyeyim. Birincisi kendiniz oturacaksınız, çalışacaksınız. Yani derslere gideceksiniz, notunuzu alacaksınız. Her şeyi kendiniz ilgilenmeniz gerekiyor. Yok ben o derse gitmeyeyim, yok arkadaşın notlarını alayım falan. Yani bu Türkiye'ye özgü davranış kalıplarını bence terk etmenizde fayda var. Yani onu Evet. söylemem gerekiyor. Güzel. Şimdi tekrardan oradan mezuniyetin sonuna doğru gidelim. Mezun oldun, TU Berlin'i bitirdin, diplomanı aldın. İş aramaya başladın. Ne kadar sürdü iş araman? Bulman. Açıkçası şimdi şöyle ki ben şu anda yaptığım meslek yani ben nesne tabanlı konseptler üzerine yazılım geliştirme üzerine çalışıyorum. Kullandığım programlama dili Java genellikle. Tabii onun yanında HTML, CSS vesaire bilmem ne de kullanıyoruz. Tabii yani bunu sadece ben dediğim gibi bilgisayar mühendisliğine ya da bilgisayar bilimlerine ilgisi olan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi bizim sektörde özellikle yazılımcı olarak büyük bir eleman açığı var Almanya'da. Yani iş bulmak gerçekten çok kolay. Yani
Yani ben 2013 Kasım'da artık hani son tez notumu almıştım. Artık bitirdiğime dair Abschluss 5-10 günümü almıştım yani okuldan. Ve yaklaşık 2-2,5 ay sonra Şubat ayında hemen 2014'te okula hemen işe girdim yani. Peki şimdi 2014'te başladın işe, çalışmaya. Evet. 2014'de 7 yıl oldu. Yani Türk mühendisi olarak senin tecrübelerin neler? Alman firmalarında çalıştın bildiğim kadarıyla şimdiye kadar. İş ortamı nasıl? Onların bir Türk mühendise yaklaşımı nasıl? Hani dışlanma oldu mu? Biraz genel olarak bahsedersen. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Bizim özellikle yazılım sektöründe, IT sektöründe yani bizdeki gerçekten çok fazla bir açık var. Ve yani şöyle söyleyeyim. Almanlar ve daha çok ve firmalar genellikle hani bu açığı yabancı öğrencilerle veya yabancı mühendislerle kapatabileceklerini çok iyi derecede farkındalar. Yani o yüzden şunu söyleyeyim. Kesinlikle bir dışlama veya bir kötü muamele veya ırkçılık. Yani bunlar ben çok ama çok çok nadir karşılaşılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir de yani ciddi manada madalyonun öbür yüzünü de dinlemek lazım, görmek lazım. Ama ben bu zamana kadar gerçekten iş ortamlarında hiç ırkçılıkla karşılaşmadım. Tamam, peki şimdiye kadar hangi şehirlerde çalışmıştın? Ben şimdi açıkçası Wiesbaden'da kısa bir süre çalıştım. Açıkçası pek de olumlu yürümedi. Daha sonra Münih'e taşındım. Münih'te 4 yıl ben esasında Allianz'da çalıştım. Allianz Sigorta'da çalıştım. Hani Türkiye'den de arkadaşlar bileceklerdir yani. Allianz'daki çalışma ortamı gerçekten çok iyiydi. Çok uluslararasıydı. Çünkü bizim ekibimizin yani 14 kişilik biz takımdık ve 7 kişi yabancıydı. Esasında 7 kişi de Almandı. Ve bizde esasında şöyle bir şey var. Yani Allianz esasında biraz içinden gördüm tabii. Çalışma metotları olarak ben etkili olduklarını ve verimli çalıştıklarını düşünüyorum. Yani hani şimdi tabii burada ne yaptıklarını tam ve net bir şekilde söyleyemem ama yani kullandığımız metodolojilere baktığımız zaman mesela iş görme şekillerine falan yani hani bir mesela yazılımda bir değişim yapacağız değil mi? İşte mesela bunun bir sigorta mevzuatını ilgilendiren kısmı var. Bir de teknik kısmı var. Yani ben orada teknik kısmında işe dahil oluyordum. Yani hani yazılımı değiştirme, geliştirme ya da yazılıma yeni şeyler eklemeyle, yeni fonksiyonlarla eklemeyle ilgili kısımda. Mesela orada bizim acil olumlu bir havamız vardı. Mesela genellikle bu business operations kısmı vardı. Bu sigorta mevzuatını ilgilendiren kısım. Oradan geliyorlardı mesela arkadaşlar. Onlarla oturup konuşuyorduk. Mesela işte bunu şöyle yapmamız lazım. Şöyle bir veriye ihtiyacımız var. Şu nesne gelecek vesaire gibisinden. Ve yani hani şu zamana kadar hani onlara yaptığım işten ötürü mesela verdiğim sonuçlardan ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ediyorlardı. Zaten dediğim gibi 4 sene orada çalıştım. İyi de bir zaman geçirdim. Daha sonra ben yani 2018 yılında 2018 yılının sonunda bu bölgeye taşınmaya karar verdim. Münih'ten ayrılmaya karar verdim. Bölge derken hani insanlar? Şu anda ben Leverkusen'deyim. Yani bunu Leverkusen Köln'e çok yakınız. Yarım saat mesafede. Şu anda Köln'de bir firmada çalışıyorum. Yine sigorta sektöründe. Güzel. Yani çalışma ortamı esasında şöyle söyleyeyim. Şu anki çalışma ortamı gerçekten çok iyi. Yani çalışma arkadaşlarım çok yardımseverler. Ve iyi de uyum sağladığımı düşünüyorum onlara. Yani en baştan tabii girerken bir mesela görüşme esnasında bana böyle bir teknik sorular yönelttiler. Bir ufak bir sınav tarzı bir şey yaptılar. O an yani ben çok iyi hissiyat edinmiştim açıkçası. Ve gerçekten hani bu firmada da başarılı oldum. Şu an burada ben deneme süresini geçtim ve süresiz sözleşmem. Böyle iş görüşmelerinde en enteresan sorun neyle aldın, hatırlayabildiğin? Biraz bu konu üzerinde düşünmem gerekiyor açıkçası. Ben bir tane anlatayım sana o zaman. Sen düşün. Evet. Enerji firmasıydı. Soru şeydi işte Almanya'da işte nüfus falan verilmiyor oran. Her erkek ortalama 10 dakika tıraş oluyor. Yani sadece bu tıraş oluyor 10 dakika. İşte makinenin eli yaktığı enerji bu kadar. Watt bu kadar watt. Günlük ne kadar euroluk elektrik harcanıyor sadece tıraş olmak için? Soru buydu. Bu kadar çok garipmiş. Yani düşünce istiyorlar. Yani şey istemiyorlar tabii. Direkt sonuç istemiyorlar. Hani sesi düşünün dediler. Hani şöyle diyorsun hani 40 milyon erkek var. Diyelim 80 milyon, 40 milyon erkek. Bunun tabii ki 40 milyon her gün tıraş olmuyor. Erkek, kendi yani çocuk nüfusu var. İşte 25 milyon indirsin veya 20 milyon indirsin, 15 milyon indirsin. Yani o çok önemli değil orada verilen sayılar. Düşünce yapısını istiyorlar. 15 milyon indirsin.
10 dakika tıraş. Hani wattına göre verirsin fiyatını, çıkartırsın. Yani bu soru benim çok enteresanıma gitti. Çok garip, çok garip gitmiştim. Yani birkaç tane daha böyle çok garip sorular duydum arkadaşlardan. Hani senin de böyle çok garip dediğin yani direkt mantık sorusu. Aklına gelen var mı böyle? Mesela şöyle ki ben Sherlock'ta bir firmayla görüşmüştüm. Uluslararası bir danışmanlık firması. Orada bana şey sormuşlardı. Mesela demişlerdi ki yani şimdi bir firma var. Bu firmanın bir fiziksel altyapısı var. Yani nedir mesela? Server odaları var. Mesela büyük bilgisayarların olduğu. Orada işte mesela firmaya dair bilgilerin depolandığı ama aynı zamanda da hani firmanın telekomünikasyon ağıyla ilgili işlerinin olduğu biraz teknik altyapılar falan var. Dediler ki mesela bu firma bu altyapı maliyetlerini azaltmak istiyor. Ne yapabilir? Gibisinden böyle bir soru sormuştu. Ben hani şu cevabı verdim. Hani bulut sistemlerine, bulut teknolojilerine yönelebilirler demiştim. Çünkü bulut teknolojileri hani birincisi sizi fiziksel bilgisayarlardan kurtarıyor. Ve bunların bakım masraflarından ve maliyetlerinden de kurtarıyor. Ve bulut teknolojisine girdiğiniz zaman da biraz açıkçası yani bunu istediğiniz zaman, ihtiyacınız var olduğu zaman kullanıp ihtiyacınız olmadığı zaman da kullanmıyorsunuz. Yani haliyle size maliyet konusunda çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Tamam, bir kısa bir gittin ama neyse. Tam teknik kısım. Bulutlar falan deyince karıştı. Yani bulut teknolojileri şu anda açıkçası ben de o konuda pek şey olduğumu söyleyemem, uzman olduğumu söyleyemem ama hani ufak bir kendimce biraz araştırma yapmıştım bu konu üzerine. Gerçekten hani birçok firmada şu anda mesela o alana doğru yöneliyor. Güzel. Peki genel olarak hani sona doğru gelelim. Almanya'ya gelmek isteyen, burada yüksek lisans ve lisans okumak isteyen arkadaşlara tavsiyeler neler? Ya birincisi ben Almanya'da bunca sene yaşadıktan sonra yani yaklaşık 12 yıldır buradayım ben. Şunu söyleyebilirim. Yani birincisi bu ülkede insana kattığı en önemli şey kendi söküğünüzü kendiniz dikmeyi öğreniyorsunuz. Yani burada hayatın yükünü siz sırtlayacaksınız, sırtlanacaksınız. Yani özellikle bazı arkadaşlarımız mesela buraya lisans okumaya gelecekler. Ben yüksek lisans okumaya geldim ama nispeten de genç bir yaşta geldim. Yani 22 yaşındaydım o dönemde. Benim birinci tavsiyem özellikle yani hani ne bölümü okumak istediklerini, hangi bölümü okumak istediklerini bir kere o konuda net ve emin bir şekilde bununla karar versinler. Çok enlemesine, yani enine boyuna her türlü bunu düşünsünler. Ne yapmak istediklerini bulsunlar. Ve uzun vadeli gerçekten hem keyif alıp hem de bundan bir şekilde kariyer yapabilecekleri, kendi hayatlarını idame ettirebilecek kadar bir fazla para kazanacakları bir meslek seçimi önünde bulunsunlar. Gerçekten bu çok ama çok önemli bir konu. İkincisi zaten şu anda yani Türkiye'deki ekonomik durum maalesef pek de iyi değil. O yüzden hani bazı arkadaşlarımız mesela aileleri tarafından desteklenecekler. O yüzden ailelere de çok ciddi bir maliyet oluşturacak. O yüzden gerçekten bu kararı iyi vermeleri gerekiyor. Gerektiğini düşünüyorum. İkincisi tabii sen mesela o konuda da biraz söylemiştin hani İngilizcen iyi gibisin ama yani iyi bir dil eğitimi almışlarsa eğer özellikle İngilizce bağlamında burada Almanca öğrenirken çok da zorlanacaklarını düşünmüyorum açıkçası ama Almanya'ya geldikten sonra birincisi ilk yıllarda ciddi manada Almanca'ya yoğunlaşmaları gerektiğini yani kesinlikle ve kesinlikle yani tavsiye ederim. Çünkü uzun vadede burada kalmak istiyorsanız eğer gerçekten Almanca'yı iyi bilmek, Almanca'yı çok iyi şekilde hakim olmak zorundasınız. Yani. Ve üçüncüsü yani benim bu genel tavsiyeden öte şöyle bir şey. Almanya'da gerçekten son yıllarda özellikle biraz da ben bunu Berlin'de ve Münih'te çok yaşadım. Hani bu iki şehirde çok uluslararası bir hale geldi. O yüzden farklı kültürlerden insanlarla tanışırlarsa, onlarla arkadaşlık kurarlarsa veya yani şöyle söyleyeyim. Hani Avrupa içinde bir şekilde seyahat edebilirlerse tabii öğrencilikten fırsat kalırsa veya ileriki yıllarda yani kendilerini geliştireceklerini yani bundan olumlu etkileneceklerini düşünüyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için Çağdaş. Ben teşekkür ederim. Tavsiyelerin de çok değerliydi. Belki ileriki süreçte yine bir buna benzer bir söyleşi yaparız. Daha farklı konularda değiniriz. Çok teşekkürler katıldığın için. Teşekkür, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.